Önemli karargah Yunanistan vurgusu yaptım. Buyurun efendim. Şimdi aslında hepsi bir arada olduğunu söyleyebiliriz. Bu değerlendirmelerin hepsinde haklılık payı var. Yunanistan tabii Türkiye'ye yönelik politikasında ciddi bir değişime gitmiş gözüküyor. Bu değişimin arkasında bir takım sebepler var. Bu sebeplere odaklanmak lazım. Bu özellikle Yunanistan'da yaklaşan seçimler bir erken seçim olma ihtimali söz konusu. Kasım'da bir erken seçim olabilir Yunanistan'da. Bu seçimlerde de Türkiye kullanışlı bir argüman, bir enstrüman olarak Yunan iç siyasetindeki ekosistemi tamamıyla belirlemiş durumda. Ama mesele sadece seçimlerle de alakalı değil. Psikolojik bir arka planı var tabii ki. Yani bir Türkiye korkusunun tarihsel olarak da beslendiği ve bugün çok daha arttığı, bu korkunun da sadece psikolojik olmadığı, aynı zamanda Türkiye'nin özellikle son yıllarda diplomaside, askeri politikalarında, savunma sanayinde yürütmüş olduğu politikalar nedeniyle de bu korkunun bir gerçeklik tarafının Yunanistan'da daha fazla hissedildiği, bu psikolojiyi de ağır bir şekilde yaşatmaya başladığını görüyoruz. Öte yandan tabii bu psikolojinin bir siyasal ekosistemi beslediğini söyleyebiliriz Yunanistan'da. Yani siyasetçilerden bürokratlara, medya dünyasına kadar bütünüyle bugün Yunanistan'da Türkiye'nin ciddi bir karşılığı olmaya başlamış durumda artık. Elbette bu ekosistemde Yunanistan'ın dış politikasında bir jeopolitik anlayışın ortaya çıkmasını beraberinde getiriyor. Şimdi Türkiye'nin tabii ki son yıllarda atmış olduğu adımlar Yunanistan'ı çok rahatsız etmiş gibi gözüküyor. Bunu engellemek için birkaç tane yola başvurdu Yunanistan. Önce Doğu Akdeniz üzerinden, enerji meselesi üzerinden Türkiye karşıtı bir blok oluşturmaya çalıştı. Türkiye karşıtı ülkelerle bir araya gelip Türkiye'yi Doğu Akdeniz'deki enerji araştırmasından, enerji potansiyelinden dışlamaya çalıştı. Bunda belli bir süre aslında başarılı oldu ama Türkiye'nin özellikle bu normalleşme adımlarıyla beraber Yunanistan'ın bu politikası boşa çıktı. Öte yandan bu başarısız olunca tabii Yunanistan içeride özellikle silahlı kuvvetlerindeki modernleşme projeleri dahil olmak üzere çok ciddi yatırımlar yapmaya başladı. Türkiye'nin bu askeri güç projeksiyonundan endişe etmesinden dolayı. Hatta Bunu Fransa'nın yaparken ikinci tabii el ki uçaklarına bile evet. talip oldu. İşte bunu yaparken bir tarafta Fransa'nın, diğer tarafta da Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmek durumunda kaldı. Ama Amerika Birleşik Devletleri'yle yapmış olduğu bu kendi askeri gücüne yatırım yapma noktasındaki politikası Yunanistan'ın adeta ABD'ye teslim olmasını beraberinde getirdi. Şimdi ortada tabii ki bu bağlamda dikkate alınması gereken ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu değerlendirmelerde de karşılık bulan bir durum söz konusu. Yunanistan biliyorsunuz bir dönem Çin'le ciddi bir ilişki kurmaya çalıştı. Özellikle ekonomisinin çok zayıf olduğu ki hala zayıf, hala krizde ekonomisi. Çin'le kendi limanları üzerinden ciddi bir anlaşma sürecine girmişti. Tabii ki bu Amerika Birleşik Devletleri'ni de çok rahatsız etti. Ve şöyle bir durum ortaya çıktı. Zaten Türkiye korkusunu satın almak isteyen bir Yunanistan ekosistemi var içeride. Evet. Bu korku politikasını pompalayan Amerika Birleşik Devletleri'nde bir siyasi yine ekosistem var. Hatırlayın, yani Pompeo'nun eşinin Yunanlı olmasından tutun da Biden'ın uzun süredir Yunanistan'la ilgili ilişkileri olması. Amerika'daki özellikle Yunan Rum lobisinin Türkiye karşıtı dinamikleri çok beslemesi. Haliyle Yunanistan'ı ABD Evet. açısından önemli bir üs noktası haline getirdi. Görünen o ki burada bir tarafta Türkiye'nin hedef alındığı, yani Türkiye'nin Yunanistan karşısında açılan makası daraltmaya çalışan bir Amerika Birleşik Devletleri var. Bunu çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Amerika'nın özellikle Yunanistan'da üs modernizasyonu politikasıyla hayata geçirdiğini söyleyebiliriz. Tabii ikinci mesele Rusya. Yine Rusya'yı da Yunanistan üzerinden burada askeri varlığını daha da pekiştirerek ki bu Ukrayna Savaşı'ndan sonra çok daha net bir şekilde gözüktü. Yunanistan'ı belli ki bundan sonra hedef almaya başlayacak ya da dizginlemeye çalışacak. Ama en önemlisi Çin meselesi. Bu göz ardı ediliyor biraz. Ama Çin'in özellikle önümüzdeki NATO zirvesinde NATO ülkelerine ve bu bölgeye yönelik sistemik bir meydan okuma olarak tanımlanması söz konusu olacak.
henüz bir askeri tehdit değil Çin, ama siyasi ve ekonomik bir tehdit Avrupa için, ABD için. Dolayısıyla Yunanistan'ın ABD için Çin'e yönelik politikasında da burada olmasını meşrulaştıran ya da buna ciddi bir sebep sağlayan bir durum oluşturuyor. Evet, evet. İşte bütün bu resim içerisinde Yunanistan, Türkiye ile yeni bir gerginlik dönemine girmek istemek suretiyle hem iç siyasette, anladım, hem de bu dışarıda yürütmüş olduğu Türkiye'ye karşı politikayı biraz konsolide etmeye çalıştığını görüyoruz. Evet.